Bir çember bir noktadan geçiyorsa bakın arkadaşlar şöyle bir K noktasından geçiyorsa merkezin buna olan uzaklığı aslında bize yarı çapı verir. Merkez 1'e eksi 4 çemberin üzerinde olduğu için bakın bu da yarı çap. R kare eşittir 1 eksi 7'nin karesi artı eksi 4 eksi 4'ün karesi. R kare eşittir 100 bu yüzden R eşittir 10. Temel analitik bilgilerini bak burada çok iyi kullanmalıyız. Çember dıştan teğetsi arkadaşlar bakın böyle. Bunların merkezler arası uzaklık yarıçaplar toplamına eşit olacaktır. O yüzden merkezler arası uzaklık 11 eksi 3 birinin merkezi eksi 1 6 birinin merkezi. İki nokta arasındaki uzaklık 11 eksi eksi 1'in karesi 12'nin karesi. Eksi 3 eksi 6 eksi 9'un karesinin karekökü 15. Demek ki yarıçaplar toplamı da 15 olmalıymış. 9 artı r, r buradan 6. Mevzu bu arkadaşlar. D şıkkı. Y eksenine 06 noktasında teğet olan bakın şimdi bir çember 06 noktasında böyle gördüğünüz gibi e, y eksenine teğet. O zaman buradan şunu söyleyebiliriz. Merkezinin ordinatı arkadaşlar 6'dır. E, Apsisini bilmiyorum, x. Bakın şöyle yarım bir çember yani yarım yamalak bir çember çizsek bile görüyoruz olayı. Şimdi tabii sağda mı solda mı onu bilmiyorum. Böyle de olabilir tabii ki bu. Ama en azından bildiğimiz bir şey var ki merkezin ordinatı 6. Çünkü TT dikindirdiğimiz zaman bakın gördüğünüz gibi bu yarı çapı ne olursa olsun herhangi bir çember düşünün kesinlikle merkezinin ordinatı 6 olur. Ve bu nokta doğrunun üzerindeyse denklemi sağlar. 2x artı 6 eksi 10 eşittir sıfırdan. x arkadaşlar eksi 4, eksi 2 geldi. Demek ki x artı 2'nin karesi, y eksi 6'nın karesi eşittir. Yarı çap kaç? Onu bulacağız şimdi. Yarı çapı da nereden bulacağız? Merkezden inen doğru diktir ya. Biz şimdi bunun artık doğru halini gösterelim. Bakın şöyle merkezden teğete inen doğru diktir ve yarıçaptır. Merkezin apsisi eksi 2 olduğu için yarı çapta 2 oldu 4 geldi. Dolayısıyla cevap B şıkkı. 4'e 4 noktası üzerindeymiş. Şimdi bakın şöyle bir çember. Üzerinde bir 4'e 4 noktası. Bu teğeti bulacağız. Şimdi şuna dikkat edeceğiz. Merkez 3'e 5. Burada arkadaşlar bu iki doğru birbirine dik. Yani merkezden geçen ve A'dan geçen doğrunun eğimi. M, -O -A diyelim buna. 5 eksi 4 bölü 3 eksi 4. Yani eksi 1 oldu. Demek ki teğetin eğimi arkadaşlar 1'miş. Y eşittir. X artı N. X ve Y yerine 4'ü koy. N 0 oldu. Y eşittir. X doğrusu. işte bu çembere teğet oldu arkadaşlar. Temel analitik bilgilerimiz. Bakın burada yine devam ediyor. O yüzden eğim bulma. iki doğruyu kesiştirme e, noktası ve eğimi bilinen doğru denklemini bulma, bazen iki noktası bilinen doğrunun denklemini bulma gibi temel kavramlara iyi hakim olmalısınız. Çember arkadaşlar eşkenar üçgenin içte çemberinin merkezi, aynı zamanda kenar ortayların kesim noktası, ağırlık merkezi, çevrel çemberin merkezi hepsi aynı noktadır arkadaşlar. Bu yüzden bu üçgende ağırlık merkezini bulmakla içte çemberin merkezini bulmak aynı olacak. Neden bunu söyledim? Bakın şimdi burada kolay olan şu. E, 9 buradan. Eksi 3 de buradan. Bu uzunluk 12 birim. Yani yükseklik 12 birim olduğu için yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. O yüzden 8'e 4. Yani buraya 8, buraya 4 diyeceğiz. 3 olduğu için burası 1 olacak. Böylece merkezin apsisi 1 olacak. Ordinatı zaten benden istemiyor. C şıkkı arkadaşlar. Bir çember var arkadaşlar böyle. Bir tane de doğru var. Bu çemberin bu doğruya en yakın olduğu uzaklık şöyle çaptan ve çapın ucundan geçer. Soru benden burayı bekliyor. Merkezine hemen bakalım. Merkezi x'e eksi 2'ye böl, y'yi de eksi 2'ye böl. 1'e eksi 1. Merkezin apsisi ve ordinatı. Yarı çapı nedir? D kare artı e kare. D kare artı e kare. Eksi 4f karekök içinde bölü 2 16 karekök 4 yarı çapta 2 oldu. Burası da 2 birimmiş. Hemen şimdi merkezine aynı zamanda bu doğruya olan uzaklığını bulalım arkadaşlar. Merkezin bu doğruya olan uzaklığı nasıl bulunur? Denklemde yerine yazarız. 4 artı 3 artı 13 mutlak değer içinde bölü 4 ve 3'ün karelerinin toplamının karekökü yani 5. Buradan da 16 4 daha 20 20 bölü 5'ten 4 oldu. Demek ki en yakın uzaklığı 2 birimmiş B şıkkı. Eksi 2'ymiş ve PT doğrusu T noktasında teğetmiş. Bakın şimdi bir çember şöyle bir e, P doğru noktası ve T noktasında teğet. P 1'e eksi 2. T arkadaşlar bilmiyoruz önemli değil şu anlık. PT'nin 5 olduğunu vermiş. Dikkat edelim. Merkezden TT inan doğru diktir ve yarı çaptır değil mi? Şurası yarı çaptır. Onu bilmiyoruz. Merkezin apsisi eksi 1'e ordinatı 3. Şimdi ne yaparım o zaman arkadaşlar? Merkezle P noktasını birleştiririm. İşte size Pisagor. Böylece şunu bir alayım. Bundan dolayı arkadaşlar eksi 1 eksi 1 eksi 2'nin karesi. 3 eksi eksi 2 5'in karesi. Bu da 29 yapar. Kök 29 oldu. 29'dan 25 çıkarsa 4 olur. Demek ki yarı çap 2'ymiş. E şıkkı. E eksenini iki farklı noktada kesmesi için. Bakın şimdi bir çember temsili olarak çiziyorum. Y eksenini iki noktada kesmesi için. Önce x'e 0 vereceğiz. Çünkü buranın ordinatı bilmiyoruz ama en azından apsisinin 0 olduğunu biliyorum. Yine buranın da apsisinin 0 olduğunu biliyorum. x'e 0 vereceğiz. Y kare artı 6y artı m eşittir 0 denkleminin iki kökünün olması için delta'nın sıfırdan büyük olması lazım. Bütün mevzu bu. 36 eksi 4m büyüktür 0. 36 büyüktür 4m. 9 büyüktür m oldu arkadaşlar. Cevap A şıkkı. Değerler arkadaşlar merkezleri birinin x ekseninde birinin y ekseninde olduğu için bence çizelim. Analitik düzlemde özel noktalara benziyor bunlar. Şimdi 0'a 24 biri, 18'e 0 1'i e, ve bunlar sadece bir noktada kesişiyorlar. Aslında bir noktada teğetler demek istiyor. Böyle bakın. Dolayısıyla iki çember dıştan teğetse merkezlerini birleştir. E, şimdi bunların arasındaki uzaklığı bulalım. Haliyle şurası 12'ye 8 verildiği için merkezle... Üzerindeki bir nokta arasındaki uzaklık yarıçapı verir. Böylece 12 eksi 18'in karesi artı 8 eksi 0'ın karesinin karekökü Buradan arkadaşlar e, 10 oldu. Bu yarıçap. Diğer yarı çapı bakalım. 24 12, 12'nin karesi e, 0. Şurası 0'a 24 pardon düzeltiyorum. E, 0 12'den 12'nin karesi. 24 eksi 8'den 16'nın karesi. Böylece. Bu da 20 oldu. Demek ki bunun yarıçapı çapı da 20'ymiş. O zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz bakın. Burasının tamamı 24'tü. Orjine en yakın yeri 4 birim uzaklıkta. Burası arkadaşlar 18 birimdi. Yarı on olduğu için buraya da 8 kaldı. Bunların en yakın noktalar arasındaki uzaklıkta işte burası. 4, 8, Pisagor'dan 4 kök 5 olur C şıkkı. birim uzunluğundaki kirişler derken bakın şimdi bir çember... Şöyle 12 birim uzunluğundaki kirişler var. Merkezden kirişe inen dik kirişi 2'ye böler. Ve şöyle merkezi 5'e eksi 7 arkadaşlar bunun. Şimdi şuna dikkat edeceğiz bakın. Yarı arkadaşlar kaça eşit? Burada 9'a eşit değil mi? Burada bu arada 12 olduğu için burası da 6 6 olur. Burası da 3 kök 5 olur. Başka bir kiriş çiziyorum. Bu da arkadaşlar bakın şimdi 12 birim. 6 6 olsun. Buradan da dik indiriyorum. O zaman burası da 3 kök 5. Başka bir kiriş çiziyorum. Buradan da dik indirdiğim zaman yine burası 3 kök 5 oluyor. Çünkü 6 9. He, bakın şimdi. Bir noktadan çıkan böyle en az 3 doğru birbirine eşitse. Bunlar birbirine eşit gördüğünüz gibi. Bu bir çember belirtir böyle. Ve bu çember arkadaşlar Merkezi 5'e eksi 7 olan yarı çapı da 3 kök 5 olan çember belirtir. Dolayısıyla bakın bir kere daha göstereyim. göstereyim. 3 kök 5, 3 kök 5, 3 kök 5 uzunluğuna sahip oluyor hep bu K, L, M noktalarındaki şeklindeki noktalar. O zaman kesinlikle böyle bir çember olur. X eksi 5'in karesi artı Y artı 7'nin karesi eşittir. Yarı çapı da 3 kök 5 bulduk eşittir 45. Buna uygun cevap C şıkkı. Şimdi arkadaşlar bir çemberin üzerindeki bir nokta denklemini sağlar. Şöyle yazalım yerine. E, 9 artı y kare eksi 21 eksi 2y artı 3 eşittir 0. Buradan da y kare eksi 2y şurası 9 olacak pardon. y kare eksi 2y eksi 3 eşittir 0. y eksi 3 y artı 1 eşittir 0. Ben arkadaşlar şunu söyleyeyim. Burada normalde 2 tane nokta var bakın. Birisi 3'e 3 noktası. Birisi 3'e eksi 1 noktası. Buradan çizilen 2 teğeti soruyor bize. 2 teğetten birini. Şimdi 3'e 3 doğrudur. Yalnız yaptığınız zaman şıklardan gelmiyor. Yoksa hatalı olduğu için değil. Birini soruyor soru. O yüzden 3'e eksi 1 üzerinden gideyim ben de tamam mı? Bakın şimdi özel bir sebebi yok. Yani sen soruda 3'e 3 ile e başlasan... Bir yaklaşık 1-1,5 dakikada vakit gider ama AYT'de vakit sıkıntısı olmadığı için problem değil. Burada biz işin özüne bakalım. Bir teğet denklemi nasıl bulunur? Merkezden teğete dikindiği için analitikte bu dikinme çok önemlidir. Ben merkezden inen doğrunun eğimini biliyorsam teğetin de eğimini bulurum. Çünkü teğet denklemi nasıl bulunur? Her doğruda olduğu gibi eğim lazım. Üzerindeki bir nokta lazım. Nokta zaten belli. 3'e eksi 1. Şimdi gideceğiz eğimi bulacağız. Doğrunun eğimi tabii ki merkez nedir? Apsis için eksi 2'ye böl, ordinat için eksi 2'ye böl, açık denklemi bu şekilde bulursun. Artık 7 bölü 2'den 3 çıkarırsak 1 bölü 2, 1'den de eksi eksi 1 çıkarırsak 2. Demek ki teğetin eğimi o zaman buradan eksi 1 bölü 4 olacak çarpımlarının eksi 1 olması lazım. Y eşittir eksi 1 bölü 4x artı ne? 3'e eksi 1 bu denklemi sağlıyor. Eksi 1 eşittir. Eksi 3 bölü 4 x artı ne? Ne de arkadaşlar? Eksi 1 bölü 4 geldi. Yani y eşittir. Eksi 1 bölü 4 x eksi 1 bölü 4. Payda eşitlersek 4 y eşittir. Eksi x eksi 1. Hepsini sol tarafa atarsam 4 y artı x artı 1 eşittir 0. E şıkkı. Birincinin merkezi 12'ye 6 yani bakın şurası 12'ye 6. İki çember dışarıdan teğetse uzunluk sorularında böyle birleştiririz. Şimdi buna göre yarıçapı da arkadaşlar 12'ye 6 demek ki x eksenine teğet olduğu için yarıçapı da 6 olur. Burası da 6. Sonra şuraya R diyelim. R demeyelim orada varmış. A diyelim. Burası arkadaşlar A olacak. Şurasını da unutmayalım. 12 eksi A çünkü merkezin apsisi 12 idi büyük çemberde. Böylece 6, 12 eksi A ve 6 artı A. A'ya 4 verirseniz 6, 8, 10 geliyor. Demek ki A noktası 4'e 0 oldu. Bakın. Böylece yarı çapı da 4. Y eksi 0'ın karesinden Y kare. X eksi 4'ün karesi eşittir 16 oldu arkadaşlar. Yani cevap hangisi oluyor? C şıkkı. Bir x, noktası alacağız. Bunun eksi 3'e 6'ya olan uzaklığı orijinal olan uzaklığının 2 katı olacak. Bakın x artı 3'ün karesi y eksi 6'nın karesinin karekökü eşit olacak. x kare artı y karenin kare kökünün 2 katı arkadaşlar. Her iki tarafın karesini alırsak x kare artı 6 x artı 9 artı y kare eksi 12y artı 36 eşittir. 4x kare artı 4y kare. Böylece öbür tarafa attığımda 3x kare artı 3y kare eksi 6x eksi artı 12y 36 9 45 eksi 45 eşittir 0. 3'e bölüyorum. x kare artı y kare eksi 2x artı 4y Eksi 15 eşittir 0 oldu arkadaşlar. Buna uyan cevabımız da B şıkkı. Hiç özel bir şey yapmadım. Bazen sadece yapmanız gereken formülde yerine yazmak oluyor arkadaşlar. Çevrel çemberi arkadaşlar şöyle bakın. Ve merkezi karenin köşegenlerinin kesim noktasıdır. Dolayısıyla burada aslında biz karenin köşelerini bulursak karşılıklı iki köşesini böylece merkezini de bulmuş oluruz. O zaman A'yı biliyorum ya C'yi de bulurum. Nereden önemsediğimiz şu dik V var ya. Konu anlatımlarında da hep sorularda da söylediğim. Bakın alfa, burası beta, burası alfa, burası yine beta. Böylece betanın karşısı 11, alfanın karşısı 9 eş üçgenden dolayı betanın karşısı 11, alfanın karşısı 9 olmuş oldu. Bundan dolayı artık birleştirdiğimiz zaman Merkez bunların tam ortasında çünkü köşegenlerin kesim noktası. Eksi 9'a 11. Buradan o zaman merkezin apsisi 11 artı eksi 9 bölü 2'den 1. 9 artı 11 bölü 2'den 10. Peki yarı çapı nasıl bulacağız? Şu iki nokta arasındaki uzaklıktan yararlanarak 11 eksi 1 karesi 9 eksi 10 karesi bunun karekökü de kök 101 oldu. Demek ki x eksi 1'in karesi y eksi 10'un karesi eşittir 101 oldu b şıkkı.